Ne yaparsak, yani bu şeytanın özellikleri hangileri bizde gözükürse biz şeytanlaşmış oluyoruz. Külliyattan vurabildiğim kadarıyla paylaşacağım abi. Sözler 30. Şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Bu özellikleri sahip kişi, bu özellikleri yaşıyorsa kendi fıtratına kendisine soracak. Bunlar bende varsa ben şeytanın sistemini icra ediyorum demektir. Yani insanları kandırmaya çalışan kişi aslında kendisi kanmıştır ya. Yani. Sonra şeytanın mahiyetinden bahsedelim biraz. Şeytanın mahiyetinde haşerat, yılan, şerler, habis ahlaklar, ondan sonra zulüm, zulümat var ve cinayet. Bunları şimdi cümle içinde kullanacak. Mütafi maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Haşerat bu haşeratta bu var ama bunlar hepsi şeytanın mahiyetinde de var. Bunların bütünlüğü şeytan oluşturacak abi. En sonunda. Kokuşmuş maddeler, mütafin, psikomaddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Isırmakla zehirlemekten lezzet alan yılan gibi. Dalalet bakanlığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eden ve zulümün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alan adeta şeytanın mahiyetine girer diyor. Bu şeytanın mahiyeti bunlar. Donsa yani Şeytan olur. Şeytan olur. Hepsi. O bir haşerat, yılan, ötekisi üç neydi? Abi şerler, Şerle. Habis ahlaklar, Sa habis ahlaklar. Habis ahlak mı? Evet, habis ahlaklar. Evet. Habis ahlaklar. Evet, ya bu demektir habis ruh. Evet, habis ruh. Zulüm ve zulümat. Zulüm ve zulümat. Şeytanın gönlü. Karıştır bunları, bu şeyi. Karıştır bir de katil edin yani. Bunlar, he, bir de şey var, cinayet var. Evet. Cinayetten de ve o şey, şeytani sıfatlar. Evet. Ve bu aynı zamanda bu hayvansal süreciden vardı ya, bu muhakematta sürekli okuyorsunuz. İşte maymun, tilki, tilki, ayı, yılan, yılan, ayı, ay, domuz. domuz. Bu da çok ilginç. Bu haşerat, Haşerat. yılan, habis ahlak, Habis ahlak. sonuncakısı da zulüm, zulüm ve cinayet. Zulüm, yok, zulüm bir de var mı? Zulüm, zulümat var. Ha, zulüm ve zulümat. Yani zulüm karşıya yapıyor. Zulümat kendisi çökertiyor kendisini. Ne yaptı? Dört tane. Bir de Sayıyorum. cinayet 5. Beş mi? Bak. Haşerat, Haşerat, yılan, yılan. zulüm ve zulümat aynı. Tamam abi. Ondan sonra üç etti. Habis ahlaklar Habis ahlaklar 4. ve cinayet. Ha, cinayet 5. Demek ki domuz tam cinayeti işte. Tamam, en son. Bak. Aa, o şey oldu bak. Yani, 5'e denk geldi bu da. evet, eşlemeye çalıştım da biraz zor oldu abi onunla. Tam denk getiremedim ama dediğin gibi abi, insan tamamen kendisini bitirmişse domuzlaşmıştır artık o yani. Evet. Yani tamam, kendisine cinayeti kendisine yani. Zulüm ve zulümatı kendisine, hem karşısına hem kendisine. Bunları kendi aleminde tamamen oturtmuşsa artık dediğin gibi domuz da denilebilir yani. Yani ya da alem misaldeki karşılığı domuzdur. Tabii katlerken, mesela katle böyle başkasını zannediyorsun. Kendini ortadan intihar da katildir. Ondan sonra kendi varlığını tamamen bitirmek. İçtihatların ölmesi. Mesela bir tanesi bana dedi ki, kadının bir tanesi kocasını sabah namazına kaldırmış. Bak şimdi katile bak, adama bak. Allah belanı versin. Beni niye namaza kaldırdın demiş. Niye o şey uyandırdın demiş. O dememiş. Bu kim de şimdi bunu diye? İçerdi. Yani ne olmuş? Katil diye anlatmak istedim. Tam insanın ruhu katlediymiş. Katledilen bir ruhtan gelen ses. Evet. Oluyor ama suretine girmiş. Devam et abi. Bu şeyin, şeytanın sistemi sadece şahıs üzerinde değil, insanda bir de asabiyet-i milliye üzerinde de işliyor abi şeytan sistemi. Bunu da değinmeden geçmeyelim. Milliyetçilik. Milliyetçilik mi? Milliyetçilik, ırkçılık manasında. Yoksa İslami milliyetçilik değil de abi. Irkçılık manasında. Hani Türklüğü, Kürtlüğü mesela, hani Lazlığı ön plana çıkarmak. Bununla iftihar etmek. Hani bu Allah... Altıncı sıfat o zaman. Tabii. Ve insan bunu başka bir yerde söylüyor. 538 sözlerde de söylüyor. Hani mesela şu olur. Allah mesela halifeleri tekrar bizim memleketimize nasip ederse bu iftihar edilecek bir şey yani. Hoş bir şey, memnun oluruz. Cenab-ı Hak bizi bize böyle böyle şey liyakat göstermesine memnun oluruz. Ama onun haricinde de kendi ırkını ön plana çıkarmak, ya biz bu işe layık olduğumuz için Allah bize bunu verdi demek de şey olur, şeytan sistemi olur. Allah nasip ederse memnun oluruz abi. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Şeytanın özelliklerini işliyoruz abi.
Yoktur el cevap. İşareti Hüccet sayfa 67. El cevap yoktur. Çünkü sanatı fıtriyesi iktizazınca kalbi daima idlal ile telkin, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğuna, kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Yani hayra kabiliyeti yok ki o yere yönelsin. Burası benim cümle. Yani Allah caribinden hayrı mutlaktan hayır geliyor dusturu ile. Şeytan celali isimlerin mümessilidir diye düşündüm abi. Öyle mi? Yani celali ve cemali isimler var ya abi. Kainatı biz nasıl, kainattaki esmanın tecellisini nasıl sınıflandırıyoruz abi? Cemal, cil ve nakış, sanat. Ama celal yok burada. Bir de söyler misin? Hani Cenab-ı Hakk'ın tecelli şekli dört şekilde oluyor ya abi. Bir de efal oluyor bazı yerde. Hı. Ama genelde biz nasıl sınıflandırıyoruz? Cemal, cil ve nakış, sanat şeklinde sınıflandırıyoruz ya. Ama celal yok burada. Oradaki cemal sadece cemal esması değildi abi. Cemal esmanın bütünlüğü olarak düşünürsek celali ve cemal esmalar. Cenab-ı Hakk'ın celali esmalarına hani şey olursa celali esmalarını ön plana çıkartırsak mesela nasıl olur bu? Adem ve vücut çarpışması var ya abi. Hı. Elhamdülillah ve Subhanallah. İşte buradaki Subhanallah cemali isimler gibi isim bütünlüğü. Cemali isimleri de elhamdülillah bütünlüğü olarak tefekkür edersek bunların çarpışmasından aradaki berzah olan insan vasıtasıyla ya cennet ya da cehennem meyvesi verecek diye düşündüm. Bir tanesi dün sesli ders attım. Bu seninle konuşmamızı. Evet. Şöyle bir şey yazmış. Şeytan ile dersi var sitede. Orada şeytanın sisteminden bahsetmişsiniz. Benim tespitim şeytan celil, cemil gibi zıt esmaları birbirine dönüştürmede veya derecelendirmede işletim yapan sistemdir. Sadece mudilde değil işlevi anlatayım. Yani sırf mudilde değil, yani celil ve cemil zıt esmalar birbirine dönüştürmede aktif bir rol almış. Evet, hani meselenin başında iki şekilde tefekkür ettim dedim ya abi. Birincisi esmadaki halkın cedid meselesinde gibi yani aynı. Vücuttan Adem, Adem'den vücuda sistemini hareketlendiriyor. Bu meratip kazandırıyor. Hani Adem'e geçen esma tekrar vücuda çıktığında aynı esma olmuyor. Daha kaliteli şeklinde, her şey daha kalite şeklinde gittiği için Adem alemlerinin mümessili de şeytan olduğu için abi, şeytan sistem üzerinde gidiş geliş olabilir. Bu şekilde bakılırsa. Bu şekilde insan ön planı melaikeye geçecek. Yoksa melaike olacak. Bu birinci bir bakış açısı dedik abi. İkincisi de yani miras sisteminin başlangıcı olan ilk şeytan budil esmasının sirayetiyle ilk budil esması dedik yani. Bu işi sistem başlatan. Nokta sadece hepsinin budil esmasına şey yapmadık. O zaman bir de bu okuduktan sonra bir de söyle orada ne demek istedin? Cil ve cemal, nakış, sanat dedin. Abi şimdi kainatta esma iki şekilde tasnif edebiliriz. Cemal ve celal. Celali ve cemal esmalar. Kemal konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Şimdi cemali esmaları biz genelde vücut için kullandık hep. Ne için? Kainat ifade ederken Cenab-ı Hakk'ın esması kaç şekilde gözüküyor dedik. Cemal, cil ve nakış, sanat. Bunların en temelinde cemal sayı üstad. Sıralamalar Osman abiyle biz birlikte bakmıştık. Cil ve cemal, nakış, sanat şeklinde sıralıyoruz ya. Aslında üstad sürekli cemal ön planda sayıyor. Önce cemali sayıyor. Cemal, cil ve nakış, sanat şeklinde sayıyor abi. Hani bu cemali olduğunu gösteriyor bu sistemin. O zaman sistemin arka planda işlediği yani bir karşılığı olacak ya kainatlar şey zıtlarıyla var. O zaman celale esmalara cemal esmalarının arasındaki bir sistemden kainat ortaya çıkıyor. O zaman celale esmaları Adem'e koydum. Cemal esmaları vücuda koydum. Celal esmaları dedim ki Adem alemlerinin bütünlüğü Subhanallah der. Cemal esmaların bütünlüğü vücut alemine bakar Elhamdülillah der. Çarpışmasından kemal olur. Ve vücut cennet ve cehennem gibi meyve verir abi. Çok güzel. Zaten bunu bir şey yapmıştık değil mi? Ehadiyet, vahidiyet, vahdaniyet çıktı. Hatırladınız mı? Evet, Afyon'da. Evet. Yani celalle cemal doğru çarpışınca kemal çıkıyor. Sistemine de ya da kayyumiyet oluyor bunun için. Bütünlüğüne kayyumiyet olarak bakılabilir. Bakılabilir, evet. Evet. Sonra şeytanın sisteminde abi şeytan... Ama bunu birbirine dönüştürme de şey var ha. Şöyle bir şey yapalım, bir ezber olsun. Cemal koy yukarıya. Cemal, Celal. Evet abi. Aşağıya koyduk, Kemal.
Şimdi ikisini çarpıştırdı, Kemal çıktı. Evet. Kemal ile Celal'i çarpıştır, Cemal çıkıyor. Evet, şey kesişim üçgen şey gibi oldu, daire evet. Gibi oldu. Mesela Kemal ile Cemal'in kış yaptı, Celal çıkıyor. Evet. Rahman işte abi. Evet mesela. Allah, Rahman ve Rahim. İlginç bir yöntem bu da. Sistem abi, sistem çözülüyor işte yavaş yavaş abi, inşallah. Yani buna böyle çalıştık, konuşuyoruz da abi çok burnundan da getirdi yani bunu da söyleyeyim. Adam mı? Vallahi. Yani ben hiçbir şeyde bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum ya. Şeytan mı? Evet. Yani böyle duman et diye kafam gitti, sarhoş gibi dolaşıyorum ortada. Yani canımı sıkıyor, sürekli canım sıkılıyor oturduğum yerde, canım sıkılıyor ya. Ya diyor ki boşver koy bir çay iç diyor şimdi. Dersin sırasını diyor, canı sıkın zaten diyor. Çıkartma bizi vücuda şey. Ama inat ettim, dedim ki yani bu ben nereye götürürse götürsün. Madde bağımlısı bile olsam bunu yapacağım dedim.